Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bak çalışarak geldim. Kitaptan önce böyle bir önermeler yapacağım. Daha iyi anlaşılsın diye. Haşir. Öldükten sonra dirilme. Gerçi kim ölecek, kim dirilecek o da garip. Değil mi? Ruhun cesetten ayrılmasına ölüm diyoruz. Ölen bırakılandır. O zaten dirilmiyor. O güzelce işte dağılacak. Ruh ölmedi ki. Ruh cesetten çıktı. Yani çıkartıldı. İnsan hemen şöyle başlayayım haşir olmadan. Ölümden niye korkar? Ne anlarsınız? Ölümden insan niye korkar? Bilmediği yere gitmek. Bilmediği bir yere gitmekten endişe ediyor. Başka? Güzel. Amelinden korkuyor. Amelinden korkuyor, amelim şey. Başka? Ayrılık. Sevdiklerinden. Ayrılık, o da güzel. Başka? Ölümden insan niye korkar? Ebedi yaşamı istediği. Ebedi yaşam istediği için. Güzel. Başka? Mahiyetini tam bilmediği için. Ölümü tanımlayamadığı için. Güzel. Kendine güvenmediği için. He? Kendine güvenmediği için. Kendine güvenmediği için. Evet. Herkes korktuğu için. Herkes korktuğu için o da korkuyor. Yani Atilla olsun bakayım. Başka var mı böyle fikir? Eleş olsun diye değil de böyle düşündüğüm bir şey var mı? Ölümden insan niye korkar? Allah'la yüzleşecek yüz olmadığı için. Evet. Güzel. Peki. Ben bir başka bir tanım getireyim. Bakayım Osman ilgini çekecek mi Osman? İlgin sen. Osman ha. Osman şurada. Şimdi vicdanı rahatsız eden vicdanın bir dibi var. O dip cehennemin cehennemi. Cehennem bir alem adına çalışıyor. Cehennem bir şey değil. O Allah'ın cehennem söylediği var. Ondan daha beter bir cehennem var. Ama avama hitap ettiği için Kur'an cehennemden bahsediyor. Bir de cehennem bir şey adına çalışıyor. Ben mesela şimdi masaya geçtim. Bir şey adına çalışıyor. Cehennemden beterdir Adem. Çünkü cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor. Çalışan bu. Çalıştığı alemi düşün. Alemsiz alem. Şimdi bak ölüm korkusu neymiş? Korku aklidir. Haf kalbidir. İhtiyar aklidir. İrade kalbidir. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. Tamam mı? Tanımlamayı yapabilirsek her şey yerinde oturur. Şimdi cehennemin dibi, cehennemin dibi, dipsiz dibi yani, varlıksız varlık, vicdanın dibi. O fokur fokur kaynıyor. Yani varlıksız varlık, şekil veremiyoruz. Bir şey anlatacağım da onun için. Bu Adem yokluk vicdana vuruyor. Bak iyi dinle. Vicdana vuruyor. Vicdan dehşete kapılıyor. Hiçlik. Hani var ya vicdan varlık dahi olsa yani cehennem dahi olsa varlık dahi olayım. Hiçlikten o kadar nefret eder. Vicdanın sesidir. Bu nefsin sesi değil. Nefis hemen yok olup kaybolayım da acip çekmeyeyim. Bu nefsaniyet tarafıdır. Ama yokluğu istemeyen diyor, vicdandır. Yeni bulduğum bir şey yani bu külliyatta. O Adem, cehennemi o kaynatıyor. Cehennemin dehşeti oradan geliyor. O Adem, vicdana vuruyor buharı. Vicdan dehşete kapılıyor.
kapılıyor. Akla hemen yardım istiyor vicdan. Diyor ki buna karşı bir çare bu. Nedir? Akıl diyor ki nedir? Bilmiyorum ki diyor. Adem denilen alemler kasıp kavuruyor. Şimdi aklında işlevi cihaz olduğu için varlık arasındaki ilişkiyi ve çelişkiyi sentezde anlar, muhakeme eder, idrak eder. Yani akıl bir cihazdır, hiçlikte çalışmaz. Hiçlikte çalışmaz. Yani akıl cihazdır. Malzemelerle çalışır. Adem ise varlıksız varlık. Mekansız mekan. Yok öyle bir şey. Ama her şeyin kaynağı, elimin. Şimdi vicdan dedi ki akla bir şey bul yani. Bundan nasıl çare, nasıl kurtulacağız? Akıl da dedi ki nedir bu? Ne bileyim diyor. Şimdi bu sefer akıl vicdana bakıyor. Ona çare arıyor. Yani vicdana çare arıyor. Fıtrata. Fakat tanımlayamıyor. Nedir? Yok ki muayyen değil, var değil, varlık değil. Adem. Öyle acep bir alem ki Subhanallah diyor. Subhanallah, Subhanallah diyor şu anlarda. Bu sefer akıl görmediği fakat hissettiği, anlamlandıramadığı ama fark ettiği, muayyenleştiremediği ama varlığını idrak ettiği bir şey Adem. Bu sefer Adem böyle bir şey olduğundan onu tanımlayamıyor. Bu sefer ona benzer bir şeye benzetiyor. Ne var akılda, kafada? O Adem'e benzer ne var? Korku. Herhalde diyor bu şey bu cinstendir. Korku hemen korku öne çıkartıyor. O korku zannediyor akıl. Korku değil. Bu sefer bunu öne çıkarıyor. Bu nedir diyor akla bir soruyoruz. Diyor ki bu korku ölüm korkusu. Yani Adem'i ölüm korkusu olarak anladı cihaz. Cihaz böyle anladı. Oysa Adem ölüm korkusu değil. Heh, o zaman anlatıyor. Adem'i yorumlayamamaktan, izah edememekten, acizliğinden gelen aklın benzetme yapması olan bu ölüm korkusu oradan geliyor. Yani Adem'e karşı bulduğu benzetme. Oysa akıl öteki hayat, bu hayattan daha güzel olduğu malzemesi verilirse rahat eder. Ölüm korkusu tanımlayamadığı, izah edemediği aklın, cihazın ona benzer eş, herhalde buna benziyor gibi öne çıkarttığı bir kavramdır. Bu sefer ondan korkuyor. Biz de zannediyoruz ki bu ölüm korkusu ölümün kendisidir. Ölümün ölümü Adem'dir. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Cehennemden beterdir yakar diyor. İhrak eder diyor usta. Derinliğine nihayet olmayan vicdan diyor ya. He. Onun işte onun daha dibi. Yani bu Adem alemlerine çalışıyor cehennem. Cehennem diyor Adem alemlerine çalışıyor. Herkes bir şey çalışıyor ya. Cehennemden beterdir. Ama bu biraz feraset, biraz derin bir ilim olduğu için Kur'an avama, ekseriyeti mutlaka ile avam olduğu için muhatabı cehennemden bahsediyor. Adem'den işaret ediyor. Risale'de bu konu işleniyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de işliyor. Yani cihaz olan insan, akıl tanımlayamadığı, izah edemediği bir şeye karşı çare bulacak. Ama izah edemediğin yok. Ne yapacaksın? Herhalde diyor bu, buna benziyor galiba. Ölüm korkusuna benziyor diye. Ölüm korkusu zannetmiş. Bu sefer akla doğru malzeme verdiğin zaman akıl şöyle diyor haşir dersinde. Çünkü insanın en çok muhtaç olduğu şudur arkadaşlar. Bak. Çok ilginçtir bak. Ona ait bir şey okuyacağım. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirete imandır. Ahirete, şimdi din
ahirete iman kavramını getirmiş, inanç getirmiş. Ta ki bu korkunç serüvene karşı güçlü olalım. Yani yaprak gibi savrulma, bir mekruhiyet getirmemiş. Ahiret inkar etmek mekruhtur değil, kafirliktir. Yani çok ciddi ele almış çünkü ciddi bir çukurdur. Çünkü böyle umumi ve ciddi bir ihtiyaç iman-ı bil ahirettir. Niçin biliyor musunuz? Ahiret inancı 38'den okudum. Eğer insan ahirete imanı zayıf veya yoksa dünyadaki hiçbir şeyi anlamlandıramaz ve çözemez ve mukavim olamaz. Yani mesela musibet var. Ahirete imanla ancak ona dayanırsın. Kabir var mesela, kanser var, ihtiyar oluyorsun. Dünyanın hiçbir hadisesini ahiretsiz izah edemezsiniz. Mesela zulme uğradınız. Hemen ahirete iman, merak etme bir ahiret var diyor. Hesabını orada görecek, rahatlıyorsun diye. Mesela ömrün kısadır, baki bir ömrün var diyor. Almazsın mesela. Orada ebedi bir sarayları göreceksin, uzakları, kasırları diyor. Yani dünyevi hadiselere tahammül imani bil ahiretle mümkündür. Ahirete ne kadar iman olursa o kadar psikolojimiz az olur. Şu anlarda ustad diyor ki imani bil ahiret akidesi aileye hakim olursa o aile cennet olur. İmani bil ahiret akidesi inancı ahiret aileye hakim olmasa eve gelmek istemez. O ev cehennem olur. Çünkü kimse haddini bilip haddini bilmez ve hududunda kalmaz. Allah Allah. İnsanı değerli kılan, bu cümleyi buradan aldım. İnsanı değerli kılan, bu cümleyi lütfen onu şey yapmayın, altına çizin, iyi bir dinleyin, meşk edin. İnsanı değerli kılan bulunduğu yer değil, gidecek olduğu yere göredir. İnsanı insan yapan dünya değildir. Gidecek olduğu yere göre dünyasını tanzim etmesidir. Eğer gidecek olduğumuz yer bilincimizin ufku olmasa, malzemesi olmasa dünyayı tanzim edemezsiniz. Dünyayı yorumlayan, tanzim eden gidecek olduğunuz yerdir. Aklın sınırlarını anlayacak kadar akıllı olmak lazım. Yani imani bil ahiret bu Risale-i Nur'da şöyle geçiyor. Bütün diyor bak istisna yok. Bütün ulema-i İslam ahiret nakildir diyor. Akıl yol bulamaz dediği yerde avama da çocuklara da anlatmış, ispat etmiş akli olduğunu. Niçin biliyor musunuz? Ahiret akli değilse aklı ona muhatap ediyorsun, iman et diyorsun. Aklı olmayan bir şeyi akla teklif etmek, akla inkar ettirmektir. Aklı olmayan bir şey ahiret ise haşa. Akla nasıl diyorsun ki yakilun, takilun, niçin akletmiyorsun? Hem aklı değil diyorsun, hem akla diyorsun ki iman et. Ahiret hem naklidir, hem aklidir. Risale-i Nur buna ispat ediyor. Adam çıkmış hutbeye Almanya'da. Hutbede ha bir de vaaz olsaydı herkes camide değil. Hutbede herkes oradadır. Ahiret diyor akli değildir, naklidir. Kuvvetli bir imanla iman edilir ancak diyor. Şuraya bak ya arkadaş ne giriyorsun bu işe sağın değil. Sağın değil niye giriyor? Ben bilmiyorum de. Niçin onların kuvve-i maneviyesini yıkıyorsun? Aklı olmayan bir şey akla tahmil edilip iman et, et, ey akıl denilir mi? Aklı niye muhatap alıyorsun o zaman? Akılsız bir şeyi ve akıl üstü bir şeyi akla diyorsun ki iman et. İnkar et kendini demektir. Ya Risale-i Nur olmasa ne yapardık ya? Bana bunu söylediler abi geçen cuma dedi. Ondan sonra hasbunallah dedim ya. Çok üzüldüm bir saat sonra birisi geldi. Abi, akşam derse katıldı, dersten sonra dedi ki, hocam dedi, ha bir demiyor, hocam dedi, ilk defa tanışıyor. Ahirete ait ders yaptım dershanede. O da bulunmuş birisi.
Hocam dedi, bunu bizim dedi Milli Görüş Camisi'ne yapar mısın dedi. Dedim ya Milli Görüş biraz böyle bize şey. Yok dedi, sen yeter ki he de. Meğer dernek başkanı. Dernek başkanıymış. Ben ne bileyim. Dedim ki olursa dedi, müsaade ederse dernek dedi. Merak etme, o tarafı hallederiz dedi. Bak şimdi görüyorsunuz sitede Bremen Afen Almanya Milli Görüş Camisi'nde cuma vaazı. O duvarda oturan da yanlama böyle bakan hoca. Onu caminin hocası. Bak hemen şöyle başladık, dikkat edin. Haşir hem naklidir hem aklidir. Aklı olmayan bir şey akla muhatap edilmez ve ona sunulmaz. Ve çok ihtiyaç duyuyorum artık. Şimdi başka bir örnek vereceğim, buna geçeceğim. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Risale'yi tanıdık. Ya. Şimdi misal veriyorum, ondan sonra kitaptan şey yaptım, cümlelerle dolaştıracağım sizi inşallah. Telefonla resim çeke çeke, tamam mı, burada mıyız gene? Bak bu misali kaçırmayın. Çalışarak geldiğim için. Cep telefonuyla bataryası var, kamera çekiyoruz. Tamam. Telefonla resim çeke çeke enerjisi bitiyor. Bitiyor mu? Bitiyor. Kamera seyrede de veya içeride kamerayla böyle kamera seyrede de resim çeke çeke, video çeke çeke, ses dinleye dinleye bir şeyleri depolayarak bataryada bittiği gibi. Çekiyoruz, batarya bitiyor. Değil mi? Kamera çekiyoruz, resim çekiyoruz, ses dinliyoruz, ses çekiyoruz, batarya bitiyor. Ama bataryanın bitmesi depolandırmaya dönüşüyor. İnsan da gözüyle, kulağıyla, burnuyla, diliyle, eliyle yapa yapa, kullana kullana ömür enerjisi bitiyor. Ömür enerjidir. Telefonun bataryası gibi. Şimdi düşünün. İyi düşünün. Telefonun bataryası, enerjisi çektiği resme hiç benziyor. Enerjisi niye bitti? Resime, videoya dönüştü. Ne alakası var yani? Hiç enerji. Pilin içine bakın. Pilin içine bakın. Videoya bakın. Ne alakası var yani? Enerji resme dönüşür mü? Enerji resme dönüştü. Enerji sese dönüştü. Ses çekiyor. Şu anda çekiyor. Bataryanın bitmesi demek depoya kayıtların yüklenmesi demektir. Bitti. Şarj edilmesi lazım. Yani vefat ediyor adam, şarj edecek. Yani enerji videoya, sese dönüştüğü gibi ömür, hayat enerjisi eyleme dönüşüyor. Tekrar seyretmeye gidiyoruz işte. Yani hayat nasıl ahirete dönüşür? Enerji, pil, resme nasıl dönüştüğü gibi. Nasıl dönüştü resim? Nasıl ki resim videoyu çekerek enerjisi bataryası bittiği gibi hayatı kullana kullana ruha depolaya depolaya ömür enerjisi resimlere, hareketlere, kayıtlara dönüşüp ahirete göçüp gidecektir. Yani enerjiye bak, resme bak. Enerjiyi nasıl resim formatlarına dönüştüğü gibi flaşı açıp resmi kayıta aldığın gibi hayat enerjisiyle, bataryasıyla da ruha kayıtlar alıyoruz. Bunun deposu ruhtur gibi. Kendisi bedendir. Bataryası hayattır. Hayatı resme dönüştürdük. Videoya dönüştürdük. Ondan sonra kayıtlardan senin kaydını çektiler. Ya ben konuşmadım. Bu kayıtta bu var kardeş. Kesmedik ki. Peki. Bu misali anladık. 82. Ah ya Rabbim. 82, 84.
82 şurada. Biz de niye tutmuyor diye şey yapıyoruz. 84, 72. Onu da yaptık. Tamam, bunda bitti. Şimdi 40. Validelerin hatta bir cihette nebatatın evladına olan şefkatleri, başka bir sahada, enerjidir şefkat. Ve küçük zayıf yavrularının suhuleti rızıkları o rahmet deryasından bir katredir. Şimdi Allah'ı tanımaya çalışacağız. Allah nasıl bir şey? Celle Celaluhu. Allah'a kendi alemimizdeki ölçülerle. Bakayım ne yapacak Allah? Nebatatta bile şefkat var. Yavrularını besliyor. Mesela kara ağaç var bilirsiniz. Kara ağaç, kara sinek yaprağına yumurtayı bırakır. Kara ağaç bizim memlekete çok çiçeğine vesairesine aldığı besini keser. Gider yaprağın üzerinde bırakmış olduğu sinek kokumunu der ki ağaç, bu güneş kurutur, yağmur siler, temizler. Hemen kara ağaç kendisine bunları düşünür. Ağaç, kütük nasıl düşünüyorsa. Sinek ölür, yumurtayı bırakır. Bu kara ağaç gider bunun örter üzerini. Çok zeki olduğu için işi biliyor. Rahmı mader yapıyor, anne karnı. Bunu örtüyor, yetmiyor. İçeride bunun tanımlamasını yapmış. DNA'sını, RNA'sını laboratuvarda okumuş. 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 civa basıncı altında pi 3.14 sayıları sabit kabul ediyoruz bunlar. Hepsi sabit. Niçin kabul ediyorsak onu da kimse sormaz. Allah'ı kim yarattı sorarız ama laboratuvar sistemini deniz seviyesine getirir. Deniz seviyesinde. Bu nasıl oldu? Deniz seviyesinde. 0 santigrat derecede 76 civa basıncı altında pi sayısı yok. Sabit kabul edilerek. Niye kabul ediyorsun kardeş onları? O sabite kardeş. Pi sayısı niye için 3.14'tür? Öyledir kardeş. Onu sorgulanamaz. Sanki bu kainat Allah dünya kurarken laboratuvarda yapmış. Deniz seviyesinde yapmış bunu. 0 santigrat derecede yapmış. Tamam? Yani deniz neredeydi ya? Deniz neredeydi? Dünya şeyde korkmuştu bak şöyle. Güneş kabul edin. Bu yaprak, şey, kağıt, bunun içindeki içerik aynıdır. Büyük ölçüne bakma, madde aynıdır. Değil mi? Şüphe var mı? Buradan koparttım. Şimdi bu güneş, bu da dünya. Güneşte ne varsa dünyada bu. Bu dünya, dünya güneşten kopmuş, fokur fokur kaynayan bir kütle. Bir Allah'ın kulu sormaz ya arkadaş, bu su fokur fokur kaynayanın zıttı olan, ateşin zıttı olan su nereden gelmiş? Deniz seviyesi diyorsun. Ne denizi ya? Fokur fokur kaynayan kütlede. Deniz seviyesi mi var? Deniz seviyesi mi var? 0 santigrat derece civa basıncı nerede var yani? Nükleer bir patlama bu. Bu su nereden geldi? Su. Güneşte kopmuş parça arkadaş. Güneşte su var mı? Yok. Ondan kopmuş dünyada. Su nereden gelmiş? Peki adam diyor ki Charles Darwin. İnsan nasıl oldu? Su diyor, kaynayan su. Yani elektronlar, madenler birbirine geçmiş su. İçeride bir sporu olmuş. Bir hücre. Nasıl olmuş? Nasıl olmuşsa olmuş. Sonra gitmiş o, yosun olmuş. Var ya yosun. Orada kayalar varmış, yosun da varmış yani. Neredeyse. Yosun olmuş. Orada da büyümüş. Sonra derken, kurban var ya kafasında yuvarlak. Kuyruğu ufak bir uçurtma gibi. O öyle bir mahluka dönüşmüş o hücre. Sonra dalgalar dışarı atmış. Aa, kurbağa olmasın mı? Sonra kurbağa olunca biraz ilerlemiş, sürtmüş, antrenman yapmış, ayakları çıkmış. Sonra biraz da böyle kuyrukları falan yonturmuş. İnsana dönüşmüş. Akılları, zekası, hayali, vicdanı, şefkati, inancı, inanmaması, emeli, arzuları, itikatları nasıl olmuşsa o oluvermiş. Sonra hayvan olduğu hayvanın kendisi yani dedesi hayvan, dedeler hayvan,
Ben insan olmuşum, ben olmuşum şimdi o. Kurbağadan, yosunda, bu hale gel. Sormaz bunu. Ya arkadaş, 0 santigrat derecede deniz seviyesi, civa basıncı altında bunları niye sabit kabul ediyorsun? Allah niye sabit kabul etmiyorsun? Allah kim yarattı diye sorarsın, deniz seviyesini sormazsın. Civa basıncını sormazsın. Pi sayısını sormazsın. Sabiteleri sormazsın. Sabiteleri de soracaksın. O zaman diyeceksin ki sabitelere, bu nereden geldi? Sabiteleri de soracaksın. Allah'a soruyorsun. Allah kim yarattı diye soruyorsun. Peki bunu fokur fokur kaynayan şu kütleyi, suyu nereden geldi niye sormuyorsun? İşte buradaki tecelli içerisindeki en güzel kavram şefkattir. Şefkat. Şimdi bu şefkattan giriyoruz. Bu spor denilen o fokur fokur ve her madeni içinde barındıran o su da bir nasıl olmuşsa bir hücre olmuş. Sonra yosun olmuş. Sonra kurbağa olmuş. Sonra sürünen olmuş. Sonra nasıl olmuşsa maymuna kadar gelmiş arada. Sonradan onda maymunda şefkat olmuş, haya olmuş, edep olmuş, fikir olmuş, arzular olmuş, meyiller olmuş, korkular olmuş. Olmuş da olmuş. 18 bin alem cem olmuş. La kardeşim, ağaç yoksa çekirdeği nasıl izah edeceksiniz? Ağaç yok. Çekirdeği nasıl izah edeceksiniz? İnsan 18 bin alemin hulasası. Şimdi onların içinden bir tanesi şefkat. Şefkat hiç diye müsaade etmez. Diyor ki bak. Validelerin hatta bir cihette nebatatın evladına olan şefkatleri. Niye? Çünkü onu koruyor. Ve küçük zayıf yavrularının suhuleti rızıkları. O rahmet deryasından bir katredir. Rahmet deryasından bir katre, şefkat. Bütün insanları, bütün hayvanları, bütün validelerin şefkatini düşünün. Bu kadar şefkat toplayın bir katre ancak olur. Allah'ın İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, haşa diyor, kıyas edilmez ama tefekkür için. Okyanusa göre katre nedir? Bütün diyor şefkat edenlerin şefkati, toplamı bir katı bile etmez. Yani Allah'ın deryasına göre. Şimdi böyle bir Allah. Böyle bir Allah Celle Celaluhu. Diyor ki o bar rahmetin azametiyle. Şu fani dünyada. Bu kısa ömürde. Şu kadar zahmet. Ve belalar ile karışık. Zahil ve gayri sabit olan şu nimetler. Yani bu kadar karışık. Tamam, bu kadar nimetleri verecek. Ama buna mukabil insanda öyle manevi donanımlar verecek ki dünyayla tatmin olmayacak. Ebed isteyecek. İnsanın bütün sistemi ebede göre çalışıyor. Sonsuzluk. İstekleri hep bunun üzerine kurulmuş. Bir tane söyleyin de fani olsun hadi bir isteğinizi. Bir tanesi diyor ki Almanya'da ya dedi çok arzulamıştım dedi şöyle bir jipim olsun. Almanya'da fabrika şey yapmış, sipariş vermiş. Şöyle olsun, böyle olmuş, böyle. Berber ha. Gitti tam istediği gibi jip olmuş. Çok istiyordum hocam dedi. Sonra en fazla 15 gün bindim diyor. 15 gün sonra oldu sıradan bir şey. Oldu çorba. Ha ne oldu? Sonra demiş ki ya ben bunun arkasına mı koşturuyorum? Bitti yani. Çünkü insanın fıtratı ile önündeki eşya arasında zıt var. Zıtlık var. Fani. Doymuyor. En büyük fani insanın en küçük duygu, beka duygusunu tatmin etmiyor. Şu fani dünyada bu kısa ömürde şu kadar zahmet, bu kadar belalar ile karışık zahir, geçici, gayri sabit olan şu nimetler, ebedi bekayı isteyen insanlar arasında münasebet yoktur. Yani böyle şefkat sahibi olan Allah, nasıl şefkat? Hiçlikten seni çıkartıyor.
bütün varlıkların özü yapıyor. 18 bin alemi sana monta ediyor. Bütün her şey seninle değerleniyor. Sensiz hiçbir şey ifade edilemez. Değerlenemez. Mesela Çamlıca tepesindeki bir gülü, Çamlıca tepesindeki Marmara'ya bakış bir manzarayı, o küz için ne ifade eder? Der mi ya, ulan şu manzaraya bak ya. Tarifesi var. Veya şu güle bak ya. Veya Mısır'ın koçanı var ya, bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta. Sığır için nedir ki? Sanat değil ki. İnşaata bak. Şu Mısır'ın koçanı var. Mısır'ın şeyine bak, bitkisine bak. Nasıl esnek yani. Hani kullanılan sanat ve teknoloji ile ömrü arasında tezat var. Ömrü kısa, kıymeti yüksek sanatlar demek ibret içindir. Ömrü kısa, müddeti kısa ama kullanılan teknoloji yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani şöyle diyeyim. Mısır bir hayal eder misiniz? Mısır bitkisinin koçanı var. Tamam. Şimdi bilim adamları buna bakıyorlar. Bir şeyler yazıyor, tespit ediyor. O Mısır'ın esnekliğine bakmış, bildiğim için söylüyorum sizin alakalı. Esnekliğe bakmış, bambu ağacına da bakmış Japonlar. Böyle esniye binalar yapmışlar depreme karşı. Japonların şeyini okumuştum. Bambunun esnemesi ve Mısır'ın esnemesi, bitkilerin esnemesine göre. Şimdi bitkiye bakarak ilim elde ettiler, ilim. Bu ilmin kaynağı o bitkidir. O bitkiyi kaldırırsanız bu ilim yok olur. Başka bir ilimden bahsedeceğim. Ama o yok iken, hiçlikten o bitkiyi yapılırken kullanılan ilim, yapıldıktan sonra bizim elde ettiğimiz ilme benzemiyor. Hiç onunla alakası yok. Bir daha söyleyeyim mi? Göze bakarak elde ettiğimiz göz ilmi, göz yok iken gözü ilk yaratmakta kullandığı, yaptığı, gözü yapmakta kullandığı ilim ile göz olduktan sonra göze bakılarak elde edilen ilimle hiç alakası yoktur. Onun için beşer bu ilme varamaz. Beşer eşyanın kününe, hakikatına nüfus edip ilim alır. Ama eşyayı ne ile nasıl yarattı o ilme varamıyor. Abi şey mi bu? Statüyor, manevi ilmin, manevi nurun ilim suretinde. Girmiş. Ya o nur olduğu için mi tanımlamakta şey yapıyor? Nur ve ziya, daha ötesi. Mesela bak, adam göze bakıyor. Bir şeyler yazıyor değil mi? İlim. Mesela gözü kaldırırsak ilmi de yok olur. İnsanoğlunun göz bilgisi göze bağımlı. Öyle değil mi? Şimdi düşün Osman. Göz yok. İlk defa yaratacaksın. Nümune yok, misal yok, patent yok, mukayese yok, taklit yok, model yok, zaman yok, mekan yok, madde yok. İlk yapacaksın. İşte o ilk hiçlikten yaratmakta kullanılan ilim olduktan sonra, göz olduktan sonra gözden alınan ilme hiç benzemiyor, hiç alakası yok. Abi şu anda diyor, bu güzellikler onun zatından iktibas edilmiş. Ektimiz, evet. O zatını tanımlayamadığımız için böyle oluyor. Bu öyle. Zaten bu ilimle o ilme varamayınca o ilim de sıfattır. Zatına nasıl anlayacaksın? İlim vasıtadır Osman. Hatta insanı en büyük köleleştiren ilimdir. Hürriyetimizi ortadan kaldıran da ilimdir. Ama aynı zamanda hürriyeti veren de ilimdir. Eğer ilim vasıta olup seni maksadına götürüyorsa hürsün. Ama ilmi netice zannedersin, köleleşirsin. Gurur ve kibir olur. Biliyorum ben der. Oysa seni ilim tevazuya götürmesi lazım. Kulluğa götürmesi lazım. Acizliğine götürmesi lazım. Ulan ben bu ilim, bu kadar beşerin yardımıyla bir şeyler öğrendim. Ama bu kainat yokken, bu kainatı nasıl bir ilim ve teknolojiyle yapmış, ne götürmesi lazım bu ilim? Götürmüyorsa o ilim seni köleleştirmiş. Eğer götürüyorsa o ilim seni hürriyetine kavuşturmuş. Aynı şey bıçağa benzer. Ya kuyuya indirir ya kuyudan çıkarır seni. Çok tuhaftır yani. İlim bazılarına cehennem olmamış mı?
İlmiyle dalalete gitmediler mi? Ben ilmimle yaptım demiyor mu Karun? İnnemâ utîtu alâ ilmî. İlmimle yaptım diyor. Doğru, cehalet ile yapmadı ki. Firavlaşmalar, enaniyet, gurur, kibir, ben biliyorum, ben tanınayım, ben konuşulayım. Hep ilim değil midir? Maksat değildi ki ilim. Vesileydi. Çünkü ilim sıbıtı sıfattandır. Zatı sıfat değil. Şuunatı zatı değil. Mahiyete zatı hiç değil. Allah'ın sıfatıdır ya, zatı değil. Ona gitmek içindi. Onun için bazıları hani Kur'an okuyor, Risale okuyor, tarikata gidiyor, şunu yapıyor, bunu. Ya ilimleri var da bu hoca, alim bunu nasıl yapar, nasıl der diyoruz ya. O ilmi netice zannettiği için öyle oluyor. Eyleme dönüştürmemiş. Eyleme dönüşmeyen her ilim vehim ve vesvesedir. Vehim ve vesvese oluyor. Hani Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkebe benzetiyor. Yük yani, bela. Demek ki o şefkatle yaptığı bu muamele, yani bu donanım 18 bin alem, yaşadığı müddete bak, belalı, sıkıntılı, kederli, zahmetli. Böyle hayat mı olur? Böyle fıtrata. Ona benim burada ne işim var ya? Hiç buraya uygun değilsin ki. Hani gidersin, misal edeyim, bunu benzemez ama. Şimdi beni gördünüz, meyhanede içki içiyor tabii. Bak, Allah Allah, bu adamın ne işi var ya? Dediğimiz gibi buna da benzemez. Yani insanın fıtratına bak, fani dünyada ne işi var ya? Bunun burada ne işi var? Başka bir işlevi var demek ki. Ebedi bekayı isteyen insanlar arasında münasebet yoktur. Ve aynı zamanda iade edilmemek üzere zevan, nimeti nikmete, şefkati zahmete, muhabbeti musibete, lezzeti eleme ve rahmeti zıttına kalbede. Allah bu donanımı verdi. Bütün cihazlar beka üzerine kurulmuş. Bu serüven başladı. Hatta Risale okuyanlar, hepinize söylüyorum. Hepiniz okumuşsunuz. Dördüncü sözde şöyle bir misal var. 2 aylık mesafede bir çiftlik var diyor. Hatırladın mı? 2 aylık mesafe var mı çiftlik? Var değil mi Risale'de? 1 günlük mesafede diyor bir istasyon bulunur diyor. Oraya sermaye diyor, bilet alınır diyor. Öyle mi sağ? Peki. O durak, yani istasyon neresiymiş? Kabir. Ne yaptı? 1 günü harcadık. 59 günü nerede? 2 aylık mesafe vardı. 2 aylık mesafeye has çiftliğe davet ediyor padişahımız. 2 aylık çiftlik. Buradan 2 ay. İlk 1 günde diyor, bir günde gidilecek bir diyor, orada istasyon var. İstasyona gidilir, bilet alınıyor sermayeye göre. Bir dünya var ya zaman. Evet, hadis-i şerifte 1 gün dünyadır. 59 gün neresi? Her zaman. Evet, kabirden sonra başlıyor. Makamımıza yani... o has çiftliğe gidene kadar tam toplam 2 aydır. 1 günü doğdun, kabire kadar girdin. 1 gün geçecek. 59 günün daha var. 1 gününde berzahta geçecek. Daha 59 günümüz var. Ya onlar, üzülmeyin ya. Tamamlarız, merak etmeyin. Acelemiz yok ki, sonsuz. Sonsuz. Bir tanesi dediği gibi. Abi dedi ya, şimdi dedi cennete gideceğini bilsen hemen ölüm ister miydin dedi. Sordu bir tanesi aklıma. Dedim kardeşim, acele ne? Zaten gideceğiz cennete de hepimiz. Müslümanlar cennete gidecek. Acelemiz de sonsuz, zaten gideceğiz. Ulan bari bu dünyada birisine ulaşalım. Acelemiz gerek yok ki kardeşim ya. Niye gideyim ya? İşim var daha. Gitmeyecek misiniz cennete? Gideceksiniz. Aceleniz yok ki. Zaten orada olacaksınız. Ezeli ebedi olacak. Burada bir kişiye de ulaşın. Bir kişiyi de kurtarın. Allah yardım etsin değil mi? Amin. Peki başka bir yere okuyayım. Hem zamanda hep geçti ama olsun. Bir bakayım, olsun diyorsun ama olmasın. 40 dakika olmuş.
Birkaç dakikada okuyayım. Mağaza lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz bu dünyada. Yani birincisi ne okudu? Şefkat müsaade etmez işte. Yani müddeti kısa, sanatı kıymetli olan şu eşya demek ki fena için değil, ibret içindir. Şefkat müsaade etmiyordu. İki, lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olmaz. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler, o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Yani farkındalığa gelmek içindir arkadaşlar. Farkındalığa, kendini fark etmek içindir bunlar. Güzel yaşamak için değil. Arkadaşlar bir daha ne olur? Eşyam, etrafımızdaki nimetler, ömür, sermaye, maddi ve manevi. Allah ne verdiyse kendini fark etmek için verilmiş. Çünkü bu dünya senin fıtratına hiç uygun değil. Burası için olmadığın her şeyi konuşuyor. Burayı da farkındalık. Fark edeceksin. Ben buraya uygun değilim. Bu dünyada ahiretin üzerine tenteneli bir perde. Tenteneli kazımak lazım. Bak şöyle bir misal vermiştim geçen hafta ben. Hani aynaya misal vermiştim ya. Aynaya böyle baktığın zaman kendinizi seyrediyorsun. Harici, karşıyı seyrediyorsunuz. Ama bu görüyor musun şu aynayı? Evet. Bu deri lavabodaki aynadan daha saydam, daha kapsamlı. Bu surat, şu deri, sima, ruhunu dışarıya gösteriyor. Hangisi daha parlak? Duygularımı gösteriyor, hislerimi gösteriyor, meylimi gösteriyor, namaz kılıp kılmadığımı gösteriyor, korkup korkmadığımı. Ruhunuz seyrediliyor. Ama aynaya girdiğiniz zaman lavaboya, surat şekliniz gözüküyor. Duygunuz, merhametiniz, şefkatiniz, hayanız, emelleriniz, arzularınız, dehşetiniz, korkunuz gözüküyor mu? Ama bu, git almaya, bu nereli? Erzurumlu. Şey, Türk dersin. Bu Pakistanlı mı, Afgan mı, Rus mu, Alman mı, Türk mü? Türk dersin. Gel İstanbul'a. Kime benziyor? Bu Erzurumlu'ya benziyor. Git Erzurum'a, vallahi bu falan ilçeliğe benziyor. Git o ilçeye. Ya bu falanca köylülere benziyor. O köylünün adamına benziyor. O derinin çocuklarına benziyor. Git o köye. Bu Hacı Mehmet'in oğlu ya. Yani bunun kadar saydam bir ayna yoktur. Ruhunuzu gösteriyor. Peki bu ayna karşıyı gösteriyor. Beni, lavabodaki ayna. Tamam. Bu ayna neyi gösteriyordu ruh? Ruh nerede? İçeride mi? Neresi? Karaciğer mi? Böbrek mi? Ruh nerede? Ruh donmuş, cisim olmuş. Sima olmuş. Onun için namaz kılıp kılmayan, zekat verip vermeyen, samimi olup olmayan belli değil mi? Demiyor muyuz gündelik hayatta? Ulan şu adamın gözüne bak ya, en gerekliliğini gibi sokuyor ya. Veya ulan senin suratına bir parça olur lan adam düşse diyorsun. Şu suratsız adama bak diyorsun veya ulan ne nurani bir şey var. Mesela çocuklar değil mi? Ne kadar ne latif. Arkadaşlar herkesin siması niye farklı ya? Herkesin lavabodaki ayna aynı. Niçin hepimiz farklıyız? Organlar aynı, kulak burun aynı. Bundan daha saydam bir ayna var mı? Peki ruhu gösteriyor. Ruh nerede? Yani içeride diyorsun. Nereye içeri? Böbrek mi yani içeri kastettiğin? Buzun neresinde su varsa ruh cesedin orasındadır. Su buzun neresindeyse ruh cesedin orasındadır. Nur, ışık odunun neresindeyse ruh da cesedin orasındadır. Arkadaşlar, elsinetikum ve elbanikum. İnsanın siması ve sesi kendi ruhsal bir aynasıdır. Karşı taraf. Yetmiyor. Bu içeriği dışarı taşıdı bak bu ayna. Dışarıdan gelen aynanın detayına bak. Göz, bu aynadır gözün. Göz de onun parçası. Göz,
gelen resimleri, kulak, gelen sesleri, gelen kokuları, gelen tatları, dokunma, gelen dokunsalları içeriye alıyor. Çanak anten gibi uydudan ağlıyor uydudan sesleri resim. Ben kulak tutuyorum, uyduya ses gelmiyor. Bakıyorum, görmüyorum. Uydu o sesi, sessiz sesi, görüntüsüz görüntüyü alıyor, televizyonda içeride gösteriyor. Bu simada seyrettiğin her şey, dinlediğin her müzik ve her şey, kokladığın her şey, yediğin tat aldığın her şey, dokunduğun her şey içeride canlanıyor ve ruhlanıyor. Cansız bir şey yoktur. Filmi, videoyu kapattın, kafa kapatamazsın. O çalışıyor. Ne zamana kadar çalışacak? Kıyamete ezele kadar. Ezeli ebedi o senindir. Hayata dönüştürüyor. Bak bu. Formatını değiştiriyor, uzantısını değiştiriyor. Bu öyle bir ayna ki harici alıyor, formatını, uzantısını değiştirerek hayata, hisse, fikre dönüştürüyor. İçeriği de dışarıya taşıyor. Bu ne biçim ayna? Peki bu et değil mi? Benim et. Bu da öyle. Bunda yok. Namaz kılıp kılmadım. Burada belli değil. Beş vakit namazı kılsın adam. Suratından belli. Dört kılsın. Öğlen, ikindi, akşam yatsın. Sabah kılmasın. O nuraniyet olmaz. Bakın o adam suratına. Sabah eksik. Nuraniyeti bayağı eksik. Bayağı eksik. Korkmayın yani. Ben tanımıyorum. Fakat beş vakit farz olduğu için değişiktir. Ama teheccüde kalkanın da nuraniyeti şu beş vakitte de benzemiyor. Daha değişik. Peki gece kalktığınız zaman teheccüd kılanın yüzü nurani olur. Parlar diyor. Parlar. Gece kalktın fabrikaya gittin çalıştın nurani olmuyorsun. O da eylem. O da iş. O da emek. Ne yaptın lan? Dükkana gittin açtın. Çalışsan, iş yapsan. Bir de kalktın namaz kılsan. Suratında onda nur oluyor, onda olmuyor. Niye biliyor musunuz? Müjde veriyorum. Namaz kılın, kılanın siması namaz kılmayandan farklı oluyorsan müjdeler olsun sana. Allah namazını nuraniyetiyle onayladı demektir. Onaylandığının sikke ve hatimi ve turasıymış. Sen namaz kılmayanlarla suratın aynı ise veil olsun sana. Ama mümkün değil. Hiç endişe etmeyin. Çünkü namaz kılanların hepsi nuranidir. Bu zamanda namaz kolay değil. Ancak münafık yapmacık yapar. Sen kılıyorsan ki nuranidir. Hiç endişe etme. Allah namazınızı onayladığına delil yüzünüzdeki nuraniyettir. Çünkü namaz bir eylemdir, harekettir, emektir. Ama fabrikaya gitsen o da bir emek ama nurlanmıyorsun. Anlıyor musun? İşte ahiret mi daha incedir, zordur kavramak, görmek, bilmek, ruh mu? Soruyorum size, hadi bir şey yapalım. Ahiret mi ihata etmek, ahireti dünyadayken görmek mi daha zordur, ruhu mu? Ruhu. Çünkü kullu ruhu min emri Rabbi. Allah ahiret için demiyor. Ruh Rabbinin emrindendir. Onun hakkında fazla malumat yoktur diyor. Galiba Tövbe 17. surenin 85. ayet galiba. Ruh hakkında fazla bilgi yoktur diyor değil mi? Ama ahiret hakkında değil. Ahirete gidilmiş. Yakinim ziyadeleşmez. Peki bu derslerle, sima ile ruhu aralarsak, ahiret ne kaldı ki? Ahiret hiçbir şey değil. Arkadaşlar, bu simada ruhu seyrettiğin gibi, ruhta da ahiretini seyrediyorsun da haberin yok. Mesela Allah'ı bile seyrediyorsun, bak. Bir derste, şimdi. Veya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazda. Bir huzur olmuyor. O huzur ne demek biliyor musun? Allah seni onaylandı, razıyım ben senden demenin adıdır. Huzur. Çünkü hazır olmasa sende huzur olmazdı. Taayyum ve teşahhus eden de huzur olur. Bir sükunet yok mu? Rahat yok mu? Yok mu şu anda sizde? O Allah taayyum ve teşahhus etmeseydi enenize sizde bu huzur olmaz.
Bazısı ki burada yoktur inşallah. Bu avizeler nereden geldi? Bu halı nereden geldi? Koca bir ders, bir saat olacak. Adam avizelere takmış, halıya takmış. Bu adamda huzur yok. Çünkü onaylanmamış. Onaylanmamış. Soruyorsun, ya koca 45 dakika, bir saatten derste ne anladın sen? Vallahi tamam boş ver dersi, ya avize nereden geldi ya? Siz hani kimse demiş almıyordunuz, avize nereden geldi? Ya tamam da sen onu cevap, ama bir saatte şimdi sen ne anladın? Ya ne ama anlayacağım, ya avizeyi taktım işte. Bu adama bir şey anlatmak şöyle dursun, kafasına çiviyle çaksak bile tutmaz o kafaya. Kafaya bir şey tutmaz çünkü. Sabun gibi, sabuna çivi tutar mı? Duvar sabun. Oraya bir pano asacaksın, ona çivi tutar mı ya? Arkadaşlar, ruh zordur, ahiret kolaydır. Dünya ahiretin üzerinde tenteneli bir perdedir. Ruh aralanırsa ahiret hiçbir şey değil onun yanında. Bakın ruhu aralayan ses ve sima. Simaya bak, ruhu seyret. Ruha bak da ahireti seyret. Niye? Ruhtaki beka arzusu, ebed arzusu duyguları ahiretin muayyenleşmesini gösteriyor. Burayı okuyayım, sokayım. Ahirete, imanınıza ait, imana ait zerre kadar bu derste bir inkişafat olmuşsa dünyanın en büyük fani servetinden senin için daha kıymetlidir. Ne zaman anlarsın? O ölüm anında, sekeratta kefenlenince, kabire ilk atıldığımız zaman, nükel mekir geldiği zaman, ruhumuzu aldığı zaman, ilk sema kapısına yükseldiği zaman bu dersler sana öyle himmet edecek ki bu derste ne olduğunu o zaman anlarsın. O zaman anlarsın bu ders nedir. Zerre kadar diyor ustad, madem bekaya bakıyor, en ufak baki en büyük faniden büyüktür. Kıyas edilmez. Zerre kadar iman. Mesela bir misal vermiştik fotoğraf makinesinden. Nasıl enerji resme dönüştürüyor? Hayat enerjisi de ruhsal hayata dönüşüyor. Hayat, ömür bitiyor, ruhta depolanıyor sesler, suretler ya. Ha, bu örnekte bile ahiretimize imanımız ve yakinimiz artar. Bak, cep telefonuyla ses, kamera vesaire görüntüyü çekiyoruz, depoluyoruz ve bitiyor. Ömür enerjisiyle de hayat sesleri, davranışlarımızı çekiyor. Yani enerji resme, şekle nasıl dönüşüyorsa fani hayatta bekaya böyle dönüşüyor, enerjileşiyor. Zerre kadar yakinimizi atarsa ondan sonra o dünyanın en büyük fanisinden daha büyüktür. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın ehli iman için cennetlerde izhar ettiği hakiki nimetlere nümunelerdir. Ve o muzeyen masnuat-ı faniye fena ve adem için değiller. Fazla uzatmıyorum çünkü zamanım geldi. Bak fena ve adem değildir. Geldi dur ama duracaksın. Adem'e girmeyeceksin. Unutmayın. Cehennemi neymiş? Adem'dir. Cehennem Adem hesabına çalışıyor. Günahlar Adem'e çalışıyor, cehenneme çalışıyor. Günahlar cehenneme, cehennem Adem'e çalışıyor. Adem de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz. Cehennemin yedinci tabakası ki Adem'in şerrinden günde 70 defa Allah'a sığınıyormuş. Evet. Girmediğin yere niye korkasın? En inkar eden bile cehennemden korkuyor. Yok ki. Niye korkuyorsun ki? Korkman bile onu gösteriyor. Öyle değil mi? Bak cehennemde korkuyor. Ölümde korkmuyor. Biz ateistim ana dediği gibi. Hiç diye gidiyoruz dedi ya. Hakikaten gidiyor muyuz dedi. Tabii ya. Demek ki bir yere gidiyorsa demek o vardır demek. Gidebiliyorsan demek o orası vardır. Sen hiçlikle isimlendirdin. Ya milleti korkutuyorsunuz dedi Almanya'da. Sen korkmuyor musun? Korkmuyorum. Niye yalan söylüyorsun canım? Ya varsa? Tabii ya, ya varsa diye korkuyorum. Ha, korkman bile o korktuğun şeyin ispatıdır. Ahiret yoktur. Tamam yoktur. Niçin rahat değilsin? Rahatım dedi. O zaman niye geldin? Ahiretin ispatını yapabilir misin diye bana?
Demek ki korkuyor. Korkmuyorum. Doğru söyledim. Kimse yok. Korkuyor musun? Tabii ya, ya varsa korkuyorum tabii. Ha, korkman korktuğu ispat eder. Korktuğun şey yoksa korku da yoktur. Ne alıyorsun? Balık kokusu. Ya yoktur canım, balık yok diyor. Ne olsun canım? Lan bu koku neyin kokusu? Balık kokusunu aldıktan sonra balık inkar edilir mi? Cehennemin korkusu bile cehennem vücuduna en güzel delildir. Herkeste korku vardır. Beka yaşamak istediğine delil ölmendir. Ne mutlu diye böyle bir dersimiz var. Ne mutlu korkana, üzülene. Niye? Ölümden korkana. Ha, ölümden mi korkuyorsun? Demek yaşadığının farkındasın. Hayatın farkındasın ki ölmekten korkuyorsun. Güzel. Bak fark. Mastar. Korku zaten bunun için verilmiş. Fark et. Üzülüyor musun? Demek ki mutluluk hayatının farkındasın. Karanlık yoksa aydınlık olur mu? Ölümden korkuyorsan gitmek istemiyorsun demektir. O zaman hayatı fark etmişsin. Ama çoğu insanlar yaşadığının farkında değil. Değil mi? Ya ahiret var falan, dünya var. Tabii canım, yani var diyor falan. Söylediğin zaman hatırlıyor. Öyle bir şey hatırlıyor, şey yok. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ehli iman için cennetlere Adem okuduk. Ancak onların suretleri ve misalleri, surete anlattım. Onların suretleri, ahiretin suretleri. Nerede göreceksin ahiret? Ruhun suretleri burada değil mi? Buradakinin, burada gördüğün halde aslını inkar edemediğin gibi ruhta gözükenlerle de ahiret inkar edemezsin. Adama bakıyor, sözüm yalan söyler ama simam yalan söylemez. Suretleri yalan diyemez. Ulan bana bak, bana sözüne itimat edemiyor, lan yanlış söylüyorsun ama gözler yalan söylüyor. Öyle değil. Sen yalan söyleyebilirsin, kandırabilirsin ama simam seni ele veriyor. Simam seni ele veriyor. Yaptıkların hep gözüküyor. Namaz kılıp kılmadığın, zina yapıp yapmadığın, zekat verip vermediğin, gidip gelmediğin, herkes belli. Sen şimdi, ya ben şeyli değilim, Türk değilim, Doğulu değilim, şu an Almanım, Rusum falan şeyin. Belli kardeşim. Lafından inkar eder. Sima inkar etmez. Namaz var mı yok mu? Bir de sizde elinize geçmez de bizde çok oluyor. Musallada ceset yıkarken yani aman aman %70'leri gideceği belli adam. Bakıyorsun böyle. Belli. Şu an herkes de belli ya. Allah Allah yani. Arkadaşlar herkes belli. Nereye gideceği ruhsal, ruh ahiretin daha zordur. Ahiretin yansımış buraya. Buradakini inkar edemezsin. Yalan konuşabilirsin ama yüzün yalan konuşmuyor. Namaz kıldığın belli. Adam dese ki ben namaz kılmıyorum. Ben suratım belli lan. Şuraya bak. Şu namazsız surat olur mu benim? Şu adam olur. Şu namazsız olur mu yani? Ona biraz günah işler, nasıl siyahlaş. Hakikaten ya. Acayip karşıma dikildi. Semih'cimiz öyle. Bu yeni Müslüman olan sahabelerimiz mesela Peygamber Efendimiz'i gördüğü zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın bu simada yalan olmaz. Olmaz dedi ya. Bu simada yalan olmaz dedi. Hem de Yahudi alimi. Hiç daha konuşmadı. Peygamber'e geliyor. Vallahi bu simada yalan olmaz diyor. Hemen Ebu Cehil yalandan hani iman edip vazgeçilir. Hemen meclisten anlamış. Sen Muhammed'e hala iman ediyorsun demiş. Ebu Cehil ha? Kitapta okudum. Simasından. Sen dedi Muhammed'e iman ediyorsun dedi. O kadar kişinin içinde. Niye demiş? Nereden biliyorsun dedi. Dedi ki hepimizden ayrıştın dedi. Böyle değildi. Muhammedilerin simasına benziyorsun. Almanlar da Yunanistan işgal ettiği zaman Muhammed'im derse Hitler öldürmüyormuş. Rumlar da bunu anlamış. Muhammed'i demiş. Yok demiş. Ona benzemiyorsun. Buraya. İnan. Ben desem ki namaz kılmıyorum. Ne ne olacak ya şimdi? Desem ki ben işgal ederim. Ya Müslümanız değilim falan. Lan Müslüman Müslüman lan. Bana benzemiyor demiş. Sen ben gavurum, bana benzemiyorsun. Eğer bana benzense benim gibi olursun. Ben de senin gibi olsam senin gibi olurum. Ben Muhammed'i. Hayır dedi. Muhammed'e benzemiyor. Muhammedilere benzemiyorsun. Acayip bir şey ya. Ha, burada gözükenle
ruhu inkar edemediğin gibi ruhta bulunan donanımlarla da ahiret inkar edemezsin. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat. Allahümme selam.